yerli kaleci geleneğini bozup uzun yıllar sonra yabancı eldivene kaleyi teslim eden Fenerbahçe'de Dominik Livaković suskunluğunu bozdu. İlk kez konuştu. Hırvat kaleci sarı lacivertlilere transfer sürecini anlatırken çarpıcı itiraflarda bulundu. İlk izlenimi ise şu: Fenerbahçe Türkiye'de adeta bir din gibi. Evet, Livan'ın neler dediğine geçmeden videomuzu beğenmeniz için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve hemen başlıyoruz. Livaković, büyük bir şehir olduğunu biliyordum ancak İstanbul'un büyüklüğünü geldiğinizde anlıyorsunuz. Pazar günü ilk maçıma çıktım ve buzlarımı kırdım. Fenerbahçe ile ilk temasımız Mayıs ayında oldu. Transfer dönemi başlamadan önce Başkan Ali Koç beni görüntülü aradı ve Fenerbahçe'ye gelmemi bizzat istedi. Fenerbahçe'nin ve taraftarlarının nasıl bir kulüp olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe Türkiye'de adeta bir din gibi. Kadıköy'deki atmosferi size kelimelerle anlatamam. Taraftarlarımızdan çok etkilendim. Taraftarların bana yaptığı tezahüratı dinlerken ürperdim. Maç beklediğimizden biraz daha zor geçti ama önemli olan Antalya'dan 3 puan almaktı. İstanbul ekibine transferin neden bu kadar geç gerçekleşti sorusuna ise transferin olması için yaklaşık olarak tam 4 ay bekledim. Bu bana bağlı bir durum değildi. Dinamo beni mümkün olduğu kadar uzun bir süre takımda tutmak istiyordu. Bunun Dinamo için olağan bir durum olduğunu biliyoruz. Sonunda Fenerbahçe formasını giydim. Luka Modric'e ise ne düşündüğünü sordum ve o da bana Fenerbahçe'nin iyi bir seçenek olduğunu, her hafta yüksek seviyede oynayacağım büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Bu da karar vermemde bana yardımcı oldu. Ama tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'nin beni istemesi çok etkiledi.